Mucit Pilot YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoda sizlere nesnelerin interneti konusunun başrol oyuncularından biri olan ve uzun süredir kendisiyle ilgili videolar çektiğimiz ESP8266 nodem suyunun çok fazla bilinmeyen, kullanılmayan bir özelliğinden, bir fonksiyondan bahsetmek istiyorum. Bu fonksiyonun adı Deep Sleep fonksiyonu, yani derin uyku fonksiyonu. Güç tasarrufu amacıyla kullanabileceğimiz faydalı bir fonksiyon. Konunun detaylarını anlatmak için bilgisayar tarafında küçük bir sunum hazırladım. Oradan anlatıp kodu açıklamak istiyorum. Ama öncesinde örnek uygulamayı yapabilmek için nelere ihtiyacımız olduğuna bir bakalım. Bir adet ESP8266 nodem suyu board'a ihtiyacımız var. Bir adet bu projede örnek olarak kullandığım sensör DHT11 sıcaklık ve nem sensörü ve jumper kablolara ihtiyacımız var. Bunun haricinde herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Bir adet bilgisayarımız olması yeterli. İsterseniz şimdi bilgisayar tarafına geçip konunun ne olduğuna, nasıl kullanıldığına, ne işe yaradığına ve diğer detaylara hızlıca göz atalım. Evet arkadaşlar, şimdi şu sunuma hızlıca bir göz atalım isterseniz kabaca. Nedir, ne değildir? Deep Sleep nedir? Düşük güç harcamak için kartın sadece belli fonksiyonlarının, belli donanımların çalıştırıldığı bir askıda bekleme durumu diye tanımlayabiliriz kabaca. Bilgisayarlardaki uyku modu gibi. ESP.deepSleep mikrosaniye fonksiyonu ile çalıştırılıyor. Bu mikrosaniye yerine girdiğimiz değer kadar uyuyup sonra tekrar uyanabiliyor kart. Bunun için de bizim bir donanım yardımı yapmamız lazım karta. D0 pininden resete bir kablo bağlamamız gerekiyor. Bu sayede cihaz uyanmak istediğinde kendisi resete bir sinyal gönderip kendini uyandırabiliyor. Zaten burada gördüğünüz üzere de NodeMCU pinout diyagramında baktığımızda D0 GPIO 16 pininin wake özelliğiyle donatıldığını görüyoruz. Diyor ki reset pini low diye bir sinyal aldığında, yani 0 volt aldığında uyanır. Demek ki bu normalde sürekli high pozisyonda. Şimdi biz böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuyoruz? Siz de fark etmişsinizdir. Özellikle bataryayla çalışan bir proje yaptıysanız modem suyu gerçekten internete bağlı olduğu süre içerisinde ciddi pil harcayan bir kart. Benim klima için, kontrolcüsü için yaptığım kart 4000 mAh'lik powerbank'i neredeyse 1,5 günde falan bitiriyordu. 2 gün gitmiyordu. Zar zor 2 gün gidiyordu. Ortalama olarak da verilen değerlerde ilave sensörlerle donatılmamış yalın bir kartın 100 mAh çektiğini söylüyor internetteki kaynaklar. Biz de testte birazdan bakacağız kaç mAh çektiğini. Bu da 10.000 mAh'lık kocaman bir powerbank'in bile en fazla 4-5 gün dayanacağını gösterir. Başka komponentler de eklerseniz pil yönünden sıkıntı yaşayacaksınız. Tabii ki adaptör kullanan şehir şebekesinden çalıştırılan sistemlerde böyle bir sıkıntı olmayacaktır. Ama mobil olması gereken sistemlerde bunun önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum. Peki bu Deep Sleep nasıl çalışıyor? Kart Deep Sleep modundayken özellikle Wi-Fi gibi çok enerji harcayan katmanları ve fonksiyonlarını durduruyor ve sadece yeniden uyandırılabilmek için ihtiyaç duyduğu donanımları ve fonksiyonları çalıştırarak beklemede oluyor. Kaç tür deep sleep türleri yanlış olmuş da kaç tür sleep var diye söyleyebiliriz. Yüksek enerji tüketeni modem sleep, bir light sleep versiyonu var. Bir de bizim burada işlediğimiz deep sleep var. Burada da hangi sistemlerin kapatıp açıldığını off ve on durumuna göre görebiliyoruz. Deep Sleep'te gördüğünüz gibi real time clock hariç, uyanması için gerekli zamanı sayacağı saat sayaç hariç geri kalan her şeyi kapatıyor. Ve burada 20 mikroamper gibi bir değer söylüyor. Bu çok ciddi bir rakam, çok küçük bir rakam ama bu 20 mikroamper NodeMCU board'un üzerindeki ESP8266 entegresinin çıplak halde çektiği değer. Board kendi üzerinde başka dirençler, işte LED falan başka ekipmanları olduğu için daha fazla çekecektir. Ama yine internetteki kaynaklarda da 5-6 miliamper civarında çektiği söyleniyor çıplak haldeyken. Peki bu değil. Şuna geçmeden bunları işlemedim. Çünkü bunlar da aynı mantıkla kullanılabilir. Fakat burada en fazla tasarrufu ve ciddi oranda tasarrufu yapan Deep Sleep olduğu için beni biraz daha Deep Sleep tarafı ilgilendirdi açıkçası. Peki biz bu özelliği nasıl kullanabiliriz? Nerelerde kullanabiliriz? Şebeke elektriğinden faydalanamadığımız, batarya gücüne ihtiyaç duyan mobil projelerde bir kere çok faydalı olabilir. Devamlı iletişime gerek duymadığımız, sürekli internete bağlı olup sürekli bir şey göndermediğimiz, sadece belli zamanlarda, belli aralıklarla veri göndermeyi
uygun olan projelerde de kullanılabilir. Peki hangi projelerde kullanılamaz? Bu sürekli iletişim kurduğumuz veya sistemin sürekli çalıştırmasını, sürekli denetimini gerektiren projelerde çok uygun olmayacaktır. Deep Sleep'i Nodem suikartta kaç defa uyandırabiliyoruz? Bunun iki fonksiyonu var Nodem suikartı için. ESP32 daha üstün donanıma sahip bir kart olduğu için onda çok daha fazla farklı seçenekler var. Ve daha düşük güç tüketimi seçenekleri var. Ama biz genel olarak şu an daha uygun fiyatlı ve daha basit bir kart olduğu için Nodem suikartı üzerinde şekillendirdiğimiz videolarımızı, önümüzdeki dönemde ESP32 ile ilgili de videolar koymayı planlıyorum. Nodem suite'de iki yöntem var. Belli bir zamana göre timer tutarak ya da dışarıdan bir butonun reset olarak tanımlanması vasıtasıyla butona basılarak yapılabiliyor. Timer yönteminde en başta söylediğim D0 ve reset pinlerini Nodem suite'de birbirine bağlayarak karta yardımcı oluyoruz ve buraya low sinyali göndererek kendini uyandırıyor. ESP01 ile kullanacaklar olursa da orada biraz daha bağlantı zor. Yine aynı şekilde şuradaki entegrenin üstündeki GPIO16 şöyle detayını burada vermiş. Şurada o da yaklaşık şuralara tekabül ediyor. Oraya hassas bir şekilde lehimleme yapmanız gerekir. Detayına internetten bakabilirsiniz. External buton yönteminde de yine basit bir devre kuruyoruz. Bir buton vasıtasıyla şu devreyi oluşturduğumuzda, butona bastığımızda low sinyali yani ground'daki hat buradan reset pinine verilmiş oluyor. Ve cihazın yazılımla yaptığı iş yerine biz kendimiz reset pinine low sinyalini göndermiş oluyoruz. Bu sayede uykudan uyandırılmış oluyor. Buradaki fark burada belli bir zamanda uyumadığı için butona basmadığımız sürece hep uykuda kalıyor. Yine ESP01 için de benzer şurada görülen diyagramı kurmamız gerekiyor. Bu projede biz ne yapacağız? Başta da söylediğim gibi en az tüketen mod olan Deep Sleep modunu zamana bağlı olarak kullanacağız. Ve ne kadar bir enerji tasarrufu yaptığımızı görme şansımız olacak. Nasıl bir metodoloji izleyeceğiz derseniz, önce ESP8266'yı açacağız, Wi-Fi'ye bağlayacağız. Bir görev icra ettireceğiz. Bu görev herhangi bir şey olabilir. İşte bir sensörden verilerinizi okuyup bir internet sunucusuna göndermek olabilir. Veya bir internet sunucusundan bir veriyi okuyup bir SD karta yazmak veya herhangi bir sistemi tetiklemek, çalıştırmak gibi olabilir. Örnekler çeşitlendirilebilir. Ben bu projeye özel olarak DHT11'den sıcaklık ve nemi okuyacağım. Basit olması için örnekleri böyle kullanıyorum. Hemen pratik, kolayca yapılabilir olması için. Çok çeşitli projeler, programlar yapılabilir. Bu tamamen sizin ihtiyacınıza göre. Bazen de burada yeri gelmişken söylemek istiyorum. Hani örnek olması açısından basit veya tek bir sensöre yönelik, sisteme yönelik bir video yayınlıyorum. Sonra onun arkasından aynı mantıkla çalışan bütün sensörlere yönelik veya işte ne bileyim bütün servis sağlayıcılarına, bütün sunuculara yönelik talepler geliyor. Takdir edersiniz ki ben tam zamanlı bir vazifesi, görevi, işi olan bir meslek icra ediyorum. Arta kalan boş zamanlarımda hobi olarak bunları yapıp sizlere de bilgi vermek için video çekiyorum. O yüzden her sensörle, her sunucuyla, her kartla ilgili video yapmam çok mümkün değil. Ben size burada fikir veriyorum. Bu şekilde yapılabilir. Kabaca kodu bu. Bunları çok uyarlamanız oldukça kolay aslında biraz araştırma yaparsanız. Bazı arkadaşlar videoyu dahi sonuna kadar izlemeden sorular ve yorumlar gönderiyorlar. Sağ olsunlar. Biraz araştırma yaparsak hepimiz için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Sonra kartımızı kaldığımız yerden devam edelim. Kamu spotundan sonra belirli bir süre uyutuyoruz. 30 saniye, 20 saniye, 60 saniye, 1 saat, 5 saat, 10 saat neyse artık ihtiyacımız olan süre dolduğunda cihaz otomatik uyanıyor ve süreç bu şekilde devam ediyor. Şimdi kodlamada farklı olan bir şey var mı? Mantık açısından biraz fark var. Şuradan koda hızlıca bakacak olursak ben birazdan Arduino kodunu da Arduino üzerinden göstereceğim ama buradan mantığı vurgulamak açısından söylüyorum. Şimdi kodumuzu başlattık. Biz burada aslında bütün işleri setup kısmında yapıyoruz. Loop kısmında bir şey yapmıyoruz. Farkındaysanız burada loop kısmı boş. Neden diyeceksiniz? Çünkü bu fonksiyon çalıştığında donanımsal olarak cihaza reset atıyor. Yani elektriğini kesip tekrar elektriğini vermiş gibi bir muamele yapıyor. O yüzden cihaz baştan başlıyor. Her başladığında da tekrar yukarıdan setup'a giriyor. Siz loop'un içinde de bunu bir şeyler yaptırsanız, arkasından uyuma komutunu verseniz yine
dönüp setup'tan başlayacak. Loop'un içerisinde bir defa çalışmış olacak. Yani loop'un da aslında setup'tan bir farkı olmayacak. Loop da setup'ın içerisindeki bir kod gibi olmuş olacak. O yüzden buna da dikkat etmeniz lazım. Projenizin buna uygun olması lazım. Setup içerisinde biz ne tanımlayacaksak, ne ayarlayacaksak yapıyoruz. Daha sonra yapacağımız işleri setup'ın içinde yaptırıyoruz. Ondan sonra da hangi uyku modunu kullanacaksak onunla ilgili komut satırını kullanmamız gerekiyor. Biz zaman bazlı bu videoda seçmiştik. Bakın burada 30 çarpı 10 üzeri 6 saniye kadar, yani 30 saniye kadar uyuyacak ve uyanacak. Butona basma komutundaysa sürekli uykuda kalması için deep sleep 0 yapıyoruz bu sefer burayı. 0 olduğunda sürekli uykuda kalıyor. Biz donanımsal olarak butona bastığımızda reset low bilgisi gideceği için cihaz otomatik olarak uyanıyor arkadaşlar. Genel olarak bu. Kaynaklarım nedir? Her zamanki gibi Google amcaya sorup birçok bilgiye ulaşmak aslında mümkün. Doğru arama metodolojisini uygularsak. Bir de bu konuyla ilgili detaylı bir bilgi bulmuştum. Random ve Nerd Tutorials'ta rastgele ineklerin rehberi diye bir site herhalde. Oradan da güzel bilgiler aldım. Bazı resimleri oradan aldım. Hakkını yemeyelim, onu da söyleyelim. Bonus içerik olarak yine size sürprizim var. Detayını çok anlatmayacağım. Videonun sonunda söyleyeceğim. Güzel bir özellik. ESP Now. Sonraki videolarda bunu işleyeceğiz. Evet, şimdi Arduino koduna bir bakalım. DT11 ve ESP Wi-Fi kütüphanelerini çağırdık. Adı şifresini girdik. Artık saklamıyorum bunları. Yoruldum saklayıp tekrar düzeltmeye. Varsa bizim apartmanla gelsin bağlansın. DT11 D1 pinle bağlı olacak. Nem ve sıcaklık diye iki tane float tipinde değişkenimiz var. Bir DHT11 nesnesi oluşturduk kütüphaneden. Başlattık. A'a bağlandık. Butonla kullanacaksanız bunu highlight edebilirsiniz. Biz şu an timer metodunu uyguluyoruz. A'a bağlanırken bekledi. A bağlantısı sağlandı dedi. DHT'den bilgileri okudu. Bu bilgileri sıcaklık ve nem değerlerini aldık. Bunları serial ekrana yazdırdık. Bir 3 saniye bekledik arka arkaya tak tak yazmasın diye. Sonra geldik deep sleep komutuna. Burada işte deep sleep komutunu çalışıyoruz. Yani ne yaptık? Girdik, tanımlamalarımızı yaptık. Setup'un içine girdik. Gerekli tanımlamaları, işlemleri yaptıktan sonra biz bu projede ne yaptırmak istiyorsak şu aralıkta bunu yaptırabiliriz. Burada bunu yaptırdıktan sonra işimiz bittiğinde daha sonra ESP.deepsleep20x10^6, burada ben 20 saniye belirlemişim. 20 saniye kadar uyutması için gerekli komutu veriyoruz. Şöyle küçük bir delay koyarsanız bazen hata olabiliyor delay koymazsak. Küçük bir delay koyup düzgün çalışmasını sağlayabilirsiniz. Ne yapacak kod? Buraya kadar hepsini yapacak. Sonra burada uyuyacak. Uyandıktan sonra en baştan başladığı için gelecek. Yine buraya kadar hepsini yapacak. Yani aslında bir döngü yaratmış olacağız arkadaşlar. Genel olarak çalışma mantığı bu. Dediğim gibi butonla yapmak isterseniz de tek yapmanız gereken bir buton pini tanımlayıp bu butona da videodaki devreyi kurup şuradaki komutu da ESP deep sleep 20x10^6 değil de ESP deep sleep 0 yapmanız. Bu sayede sizin kartınız şu işlemleri yaptıktan sonra sonsuza kadar uyuyacaktır. Ta ki siz butona basana kadar, butona bastığınızda tekrar yukarıdan başlayıp yine yapıp yine sonsuza kadar uyuyacaktır arkadaşlar. Genel olarak kodumuz ve çalışma mantığı deep sleep ile ilgili hususlar bunlar. Şimdi isterseniz bir test edelim. Evet, karta kodu attım. Şöyle bir çalıştıralım. Şuradan da reset pinine basalım. Evet, şu an ağa bağlanmaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Evet, ağa bağlantısı sağlandı. Verileri okudu, aldı. Evet, uyuyacağım dedi. Gitti şu an uykuya. Şimdi 20 saniye bekleyeceğiz. 20 saniye sonra tekrar kendisi uyanması lazım. Geçti herhalde 20 saniye. Evet, 20 saniye oldu. Tekrar geldi. Ağa bağlandı. Yine yapacağı işi yaptı. Verileri okudu ve şimdi tekrar uyuyacak. Böyle devam edecek ve bozulana kadar bu işi yapacak arkadaşlar. Eğer devamlı olarak beslersek arkadaşlar gördüğünüz gibi 70 ile 80 mA arasında değişiyor. 75 mA diyebiliriz. Tabii şu an herhangi başka bir sensör veya farklı çok bir ekipman bağlı değil, sadece DHT11 sensör bağlı ve Wi-Fi'ye bağlanıyor. Wi-Fi'de herhangi bir veri göndermiyor şu an, sadece ortamdaki ağa bağlı.
80 miliamper civarında. Yani bunu ortalama 100 miliamper, 120 miliamper gibi kabul edebiliriz. Daha büyük, daha mekanik işler yapan, komponentleri çalıştıran devrelerde de 150-200 miliampere kadar çıktığını biliyoruz. Evet, şimdi de normal uyku modundaki kodu açtım. Şu an 70-80 miliamper gösteriyor. Bakın şimdi sıfır oldu. Uyudu çünkü. 20 saniye boyunca uyuyacak. Bu 20 saniye boyunca sıfır gösteriyor. Çünkü benim multimetrem çok yüksek çözünürlüklü değil. 1 miliamper ve daha altını gösteremiyor. 10 miliampere kadar gösterebiliyor. Bakın tekrar geldi şimdi. 70-80 miliamper uyandı. 70 miliamper civarında. Uyuduktan sonra da tekrar sıfıra düşüyor. Benim tahminimce herhalde 5 miliamper civarında. 5 miliamper ve daha altında bir değer muhtemelen şu an. Hassas bir multimetre ile ölçülebilir ama gördüğünüz gibi en az bir 10 katlık arada fark olduğunu görüyoruz arkadaşlar enerji tasarrufu açısından. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlere Nodemsu'nun Deep Sleep fonksiyonundan bahsetmeye çalıştım. Deep Sleep'in ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, ne işe yaradığını anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce ve örnek basit bir uygulamayla göstermeye çalıştım. Testte de belirttiğim gibi elimdeki multimetre çok hassas akım ölçemediği için net olarak size rakamı söyleyemedim. Bunu bir eksiklik olarak görüp yakın zamanda daha kaliteli bir multimetre almayı düşünüyorum açıkçası. Ama sizin de gördüğünüz üzere yaklaşık 10 kata kadar enerji tasarrufu yapabiliyoruz bu sayede. Her proje için uygun olmayabilir ancak özellikle bataryaya bağımlı projelerde batarya ömrünün muhafazası için, uzun süreli kullanım için oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Böyle bir fonksiyonun nasıl var olduğunu ve nasıl kullanacağını bilmenizin de sizler açısından fayda sağlayacağını düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğeni tıklamayı ihmal etmeyin. Çünkü bu sayede videonun daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Gittikçe abone sayımız artıyor. Ayrıca teşekkür ederim abonelerime. Ben de elimden geldiğince düzenli olarak video çekmeye, bazı konularda sizlere yardımcı olmaya gayret göstermeye devam edeceğim. Bir sonraki video serisinde birkaç videoluk yine bir seri yapmak istiyorum. Yine Nodemsu ile ilgili, bu sefer çok daha güzel bir özellik planlıyorum. Sunumun bonus bölümünde de belirttiğim gibi Nodemsu'ların herhangi bir ağ bağı olmadan kendi aralarında iletişim kurabildiği, akıllı ev ve otomasyon projelerinde de oldukça faydalı olabileceğini düşündüğüm bir özellik olan ESP Now özelliği ile ilgili videolar hazırlayacağım. Bunların kullanımıyla alakalı detaylı bilgiler ve örneklemeler vermek istiyorum arkadaşlar. Eğer takipte kalırsanız sevinirim. Hala da kanalıma abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olup beni destekleyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi seyirler.